Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni bir kitap yorumuyla daha karşınızdayım. Bugün bir değişiklik olsun dedim, kitaplığımın önüne geçeyim dedim. Siz de ne zamandır kitaplığımı görmek istiyordunuz. Bugünkü kitabım Şizofren, Emre Timur'dan Bir Şizofrenin Akıl Almaz Hayat Hikayesi. Öncelikle söylemem gerekiyor ki bu tarz akıl hastalıklarıyla alakalı kitaplara karşı bir ilgim var. Okumak benim hoşuma gidiyor, çok ilgimi çekiyor açıkçası. Seviyorum, o yüzden bu kitabı da okumaya çok heveslenmiştim. Ne yazık ki okumam çok uzun sürdü ama bu kötü olarak algılanmasın çünkü kitaptan çok keyif aldım. Evet çok uzun sürdü, elinde süründü 3 gün boyunca. Normalde bu kalınlıkta bir kitabı ben 2-3 saatte okuyabiliyorum ama kitaptan o kadar fazla zevk aldım ki bunu bir problem olarak görmüyorum. Öncelikle post-itlerimi göstereyim size. Yani kitabın neredeyse her yerini çizdim diyebilirim. Post-it dediğim ataç, ben ataç kullanıyorum artık. Kitapta o kadar güzel şeyler yazıyordu ki çizmemek imkansızdı benim için gerçekten. Ve kitap ilerledikçe ben biraz daha yavaş okumaya başladım. Çünkü biraz daha sindirerek okumak istedim. Yani bu kitabı okuyacaksınız. Bilin ki bu kitabı bir oturuşta bitiremezsiniz. Birkaç güne yarayarak yavaş yavaş okumalısınız. Ama bence bu kitabı mutlaka okumalısınız. Özellikle 80'lerdeki olaylara veya akıl hastalıklarına karşı bir ilginiz varsa kesinlikle okumalısınız. Kitabın konusundan bahsedeyim şimdi. Bir adam var. Kendisinin hayat hikayesini okuyoruz anladığınız kadarıyla. İşte küçüklükten yaşlandığı zamana gidip kadar başına gelen şeyleri okuyoruz. Ama kitap çoğunlukla 80'ler olayların olduğu kısımlarla dönüyor. Bir şizofrenin hayat hikayesini okurken yani nasıl şizofren oldu, hayatını nasıl devam ettirdi vesaire vesaire. Bunun yanında 80'lerde bir akıl hastanesinin ne durumda olduğunu görüyoruz. Kitapta beni en çok etkileyen şey buydu sanırım. Evet ikili ilişkiler de güzel lanse edilmişti fakat o akıl hastanesinde yaşanan olaylar beni o kadar çok etkiledi ki kitabı sevmeme sebep oldu diyebilirim. Eğer kitap işte bu ikili ilişkiler kıskançlık vesaire olarak devam etseydi bu kadar çok sevmezdim ama o zaman yaşanan olaylara böyle güzel bir ışık tutuyor olması beni çok etkiledi. Ben gerçekten bu kadar yoğun bir insan katili olduğunu düşünmemiştim o zamanlarda. Eğer ülkenin ne durumda olduğunu yani en azından bir akıl hastası tarafından veya akıl hastası olarak nitelendirilen insanlar tarafından nasıl olduğunu görmek istiyorsanız mutlaka şans vermelisiniz. Birazcık depresyonda olsa bile hastayı alıp direkt akıl hastanesine tıkıyorlar ve ona lobotomi dahi yapıyorlar. Lobotominin ne olduğunu merak ediyorsanız eğer göz çukurunun arkasından beyin sinirlerine ulaşıp onları kesiyorlar galiba ya da yakıyorlar ve insanın beyni gidiyor yani artık siz olmuyorsunuz. Gerçekten bu yönden çok etkileyici bir kitaptı. Çok severek, çok keyif alarak okudum. Zaten yazarın dilini de çok beğendim. Kelimeleri kullanışı, olayı anlatış tarzı kitaba farklı bir hava katmıştı ve kitabı çok sevmemin sebeplerinden biri de bu oldu. Eğer biraz daha sade bir anlatım kullanmış olsaydı kitapta bu kadar çok seveceğimi düşünmüyorum. Bu yüzden bu kadar fazla yerin altını çizdim. Çünkü gerçekten o kadar güzel tasvirler kullanmış ki tam olarak ne hissettiğini, ne vermek istediğini anlıyorsunuz. Bu kadar güzel bir kitabın bu kadar geri planda kalmış olmasının sebebini anlayamadım açıkçası. Bence herkesin okuması gereken bir kitap. Yani bu olaylara ilginiz varsa okumanız gereken bir kitap. Eğer akıl hastalıklarına veya 80'lerde yaşanan şeylere karşı bir ilginiz yoksa bu kitabı sıkılarak okursunuz. Fakat azıcık da olsa merak ediyorsanız bence bu kitaptan çok keyif alabilirsiniz. Kitap benim kitaplığımda yerini sabitlemiş oldu. Sürekli kitaplığımda kalacak, ara ara açıp okuyacağım bir kitap oldu. Gerçekten çok keyif aldım. Bence keyif alabilirsiniz yani mutlaka bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Umarım bir şans verirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.